baş melek Mikail hem semavi dinlerde, bütün semavi dinlerde, göksel dinler dediğimiz dinlerde, aynı zamanda ezoterik olarak birçok kültürün içinde var etmiş bir isimdir, versiyondur. Anlamı zaten isminin anlamı, el kelimesi İbranice kökenli bir kelimedir. İşte Mikael ya da Mikail dediğimiz zaman o il aslında eldir. El elden yani birden gelen anlamı işte Tanrı gibi olan, onun gücüne vakıf olan anlamındadır. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Rengi mavi olarak adlandırılır. İşi savunmadır, korumadır. Yani bu bütün öğretilerin içerisinde bin yıllardır, 100.000 yıllardır birçok öğreti var. Birçok öğretinin içerisinde bazı farklı isimlerle de geçmiştir. Ama buradaki ana amaç şudur. Bugünkü versiyondan da, dinler üzerinden de baktığımız zaman, inanç yapıları üzerinden de baktığımız zaman ya da evrensel dilde de baktığımız zaman Mikail'in tek bir amacı var. İnsanlığı korumak, yani neyden korumak? Negatif enerji versiyonlarından korumak. Aynı zamanda rehberlik yapmak. Hem bu dünyada hem diğer galaksilerin içinde. Yani ezoterik öğretileri de içini harmanlayacağım, bu şekilde anlatacağım sizlere. Yani kısaca şöyle söyleyebiliriz, benim gözümden kainatın jandarması, yani jandarması derken yetkilendirilmiş jandarma genel komutanı, yani asayişe o bakar. Şimdi bu bağlamda baktığımızda rengi mavidir. Günü pazardır. Şifacıların %100'ü Mikail enerjileriyle çalışır. Şifacılar. Yani astrolojik kodu, doğum kodu şifacı olanlar ya da işte Şiron'u haritasında bulunanlar demiyorum. Bu özel bir durum. Şifacıların %100'ü Mikail ile çalışır ve şifacıların rengi mavidir. Mavi kod diye adlandırılır. Aynı zamanda bu mavi kod yaratılış ışınlarıyla da alakalıdır. Yani biraz evrensele geçeceğim, biraz içsele geçeceğim sizlere. Yani yaratıcı mavi kopya, blueprint dediğimiz bir yazılım vardır. İşte bu yazılımın işleyen versiyonu Mikail enerjileridir. Mikail dediğimiz zaman büyük bir varyasyonda kainatın içerisinde 43 tane ezoterik öğretilerin içerisinde bizim bildiğimiz 43 tane evren varsa, evren diyorum sizlere, bu 43 tane evrenin 43'ünde de görevli bir varlıktır. Varlıktır dediğimde de bir enerji formudur. Yani tek bir formda aklınıza bu baş melekler, özellikle baş melekler de işte resimlerde anlatılan eski çağlardan günümüze gelmiş işte iki tane kanadı var, erkek ya da kadın figüründe olarak değil, bunları kainatın içerisinde, metatronik ağın içerisinde bir organizasyon var. Biz buna hiyerarşi diyoruz. Nasıl burada bir hiyerarşi varsa, bir iş yerinde dahi bir hiyerarşi varsa ya da aile içinde dahi bir hiyerarşi varsa, göksel komutanlıkta da kainatın içerisinde de bizim gördüğümüz ya da göremediğimiz alanlarda da bir hiyerarşi var. Bu göksel hiyerarşinin ve bu üçüncü boyuttaki hiyerarşinin bütünselin hepsinde Mikail'i görebilirsiniz. Yani bu en alttan en üst tanrısal katlara kadar Mikail enerjilerin hepsini görebilirsiniz. Yani kısıtlı bir varlık değildir. Hani tek başına gelmiş 30 metre boyunda işte bu çizgi film kahramanı gibi bir şey gelmesin. Her an akıştadır, her an akıştadır ve her yerdedir. Gerçekten kalben isteyen, bağlanan, yolu sevgide olan, insanlığa hizmet eden, her türlü hizmetten bahsediyorum. Bütüne hizmet eden, herkesin yardımcısıdır. Sadece bağlanıp çağırmanız yeterlidir. Bakın ne diyorum? Yardımcısıdır. Kim tarafından? İlahi olan, yaratıcı tarafından kodlanmıştır. Yönü bellidir, sevgidedir. Yani var olduğu her yerde korkuyu ve karanlığı ışığa çevirir. Baş melek Mikail'i dediğim gibi yaratılışın her safhasında, her noktasında görürsünüz. Değerlisi. Mikail enerjilerinde özellikle son 200 bin yıldır bu negatif uzaylılar dediğimiz bazı Anunnaki gruplarıyla alakalı olarak konuşuyorum. Hani her formun olduğu gibi
bizim de nasıl iyimiz ve kötümüz varsa bu galaktik uzaylı varlıkların da iyisi ve kötüleri var. Yani buradaki düzeni bozmaya çalışan, işte birin yasasını bozmaya çalışan, buradaki sevgi enerjilerini bozmaya çalışan, insanları tekamül yolunda zorlanmalarına neden olan Belial'in oğulları dediğimiz ya da Deccaliyet bilinci dediğimiz bu bilince hizmet edenler de ne yapar? Karşılarında direkt olarak Mikail'in ordusuyla savaşmak durumunda. Bakın ordu ve ordular. Yani bu bir yazılımdır. Yani bu bir yazılımdır dediğimde Mikail'i şöyle adlandırabiliriz. İşte bilgisayarlarınız ve telefonlarınızın antivirüs yazılımıdır. Bu şekilde anladığınız zaman daha basite indirgeyeceğiz. Daha basite indirgeyerek daha evrensel bir kavramda biz bunları size anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada sadece biri bir dine tabi olsun ya da o dinin içinde Mikail'in ismi olsun ya da olmasın ya da bir inanışın içerisinde hiç fark etmiyor. Bir yazılımdır Mikail, büyük korunma yazılımıdır. İnansın, inanmasın. Herkes için, iyi olan herkes için bir şekilde çalışın ama bağlandığınızda, özel olarak bağlandığınızda, kendinizi geliştirdiğinizde, gelişim istediğinizde, hizmet istediğinizde, sevgi istediğinizde, alt benliğin cazibelerinden kurtulmak istediğinizde her zaman sizinle beraber olacaktır ve yardıma gelecek. Mikail'i kısaca toparlayacak olursak, Mikail enerjileri sizin isteseniz de istemeseniz de, farkında olsanız da olmasanız da bu kainatın korunma kalkanı. İsmini söylemeniz yeterli dediğim nokta şudur. Ben o bilinçte, bilinçli farkındalığımla artık bunun farkındayım dediğimde benimle olur. Benimle buluşur. Bunun bilincinde olmanız gerekir. Direkt olarak Mikail'in ana formda destek verdiği, birebir bağlı olduğu, dünyada birlik bilincine hizmet eden, hizmet etmeye gönüllü, kadersel döngüsünün içerisinde bu aleme gelmeden kontratını imzalamış, burada gönüllü olarak doğumu gerçekleşmiş, bütüne katkı sağlayan ışık işçileri diye tabir ettiğimiz grubun direkt olarak hizmetindedir zaten. Işık işçileri dediğimiz yani inisiyelerin, birin yasasına hizmet eden, yaratılışa hizmet eden, bütüne hizmet eden inisiyelerin direkt hizmetindedir zaten. Asıl öncelikli görevi burada ışık işçilerini korumaktır. Mikail'in görevi. Bu ışık işçisi dediğimiz her tabanın içinde geçerlidir. İslami formasyonda da bulabilirsiniz, Hristiyan inancının içerisinde de bulabilirsiniz, Yahudi inancının içerisinde de bulabilirsiniz, Budist inancının içerisinde de bulabilirsiniz ya da herhangi bir İnanç kalıbının içinde olmaz ama o hizmetin içindedir. Yani her yerde olan insanlığa her türlü, her şekilde buranın gelişimiyle alakalı hizmette olan, birlik bilincine hizmet eden herkes ve devamında uyanmış, bu hayat formunun içerisinde uyanmış ve inisiyasyon dediğimiz uyumlamalarla kendi bilincini yüksek bilince bağlamış kişilere ışık işçisi denir. Hangi tebaanın içinde olduğu önemli değildir. Onlar her yerdedir. Bütünün içerisindedir. Tekamül dediğimiz zaman bu işin içine karma giriyor. Karmanın içinde de çoklu yaşamlar giriyor. Tekli bir yaşam ve tek yaşamdan sonra bir ceza anlayışı değil. Çoklu yaşam ve şans verilerek bu insanlık ve insanoğlu bu şekilde devam ediyor. Hayat kalitenizi, bu yaşam formunuzu daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Bunun bir sonu yok. Korkunun bir sonu yoksa ki o da bir yaratımdır. Bu iyi halin, iyi olma halinin de sonu yok. Yani sınırsızsınız. Kesinlikle ve kesinlikle net bir şekilde söylüyorum. Siz kalben bağlandığınızda, niyetlerinizi güzel bir şekilde yaptığınızda, niyetiniz ya birine zarar vermek değil mi sonu? Yardım geliyor değerli insanlar. Sadece isteyin. Evren sonsuz ve sınırsız. Sonsuz ve sınırsız. Ve her ihtiyacınızı karşılar ama siz bağlanmayı bilmeniz gerekiyor. Mikail enerjileri dedi ki,
Mikail'i her yerde görürsünüz dedim. En alttan en üst noktaya kadar. Mikail vardır. Baş melek Mikail, diğer baş melekler ya da bu varyasyonların hiçbir dinin, hiçbir din adamının ya da bir din görevlisinin tek elinde değildir. Hepinize aittir. Hepinizle iletişim kurarlar. Hepinizle konuşurlar. Hepinize yardım ederler. Amaçları oradaki bilincin yükselmesi zaten. Gayret bununla alakalıdır. Bu ilahi varlıklar, göksel varlıklar size hizmet için varlar. Daha iyi olmanız için varlar. Kimsenin tek elinde değildir. Çünkü bu devir bitti artık. El ete köpme devri geçti. Kendi bilincinizi yükseltmeniz gerekiyor.